Yani gel bırakan yere geldiğinden bazı kuvvetler çoğaldı. Kimi kimi öldürdü belli değildi. Ha en sonunda şu PKK çıktı. Ben bunlara karşıyım. Ben bunlara karşı ne? Ölen Allah korusun. Ya sensin, ya senin kardeşindir. Ya anandır, ya babadır. Onlar da özel de bizimdir. Benim oğlum askerdir. Ben 4 günde oğlumu bekliyorum. Ben oğlumun tezkeresini bekliyorum, cenazesi geliyor abi. Peki ben ona mı yarayım, ona mı yarayım? Onun için, hani şimdi ben yine de diyorum, terörün ne dini var, ne imanı var, ne irki var, ne vatanı var, ne mezhep, hiçbir şey yok. Bu nereden geldi? IŞİD'den mi geliyor belli değil. Türkiye'de geldiği belli değil. Irak'tan geldiğini belli değil. İran'da geldiği belli değil. Türkiye'de belki de barındıran olabilir, onu da bir şey diyemiyorum yani. Yine de inşallah Cenab-ı Allah buna yardımcı olacak. Biraz önce bu şeyi bitirecekler. Abi Türkiye yani son zamanlarda zor bir dönemden geçiyor. Hem siyasi açıdan hem de yani politika açısından bayağı zor bir dönemde geçiyor. Yani bir an önce hükümetin kurulması gerekiyor ve daha sonra özellikle dış işleri konusunda biraz daha hassasiyet gösterilmesi gerekiyor bana göre. Suriye konusunda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kuzey Irak konusunda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Her şey vatanımız, milletimiz için hayırlı olur. Zaten terör olmasa, bu olaylar olmasa Türkiye güllük gülistanlık olur arkadaş. Kimse istemez yani olmayı. Ama işte odakları yapıyorlar. Hep alışmışlar. Tamam mı? Konuşmamalar. Gidiyorlar, birikiyorlar. Bir gün oluyor. Her şeyi gündeme getiriyorlar. Şu gülelim ortamı. Yani bozmak için elinde ne geliyorlarsa bakın Türkiye'yi hiçbir devlet yıkamaz dış. Ama içi yıkar. Hepsini kınıyoruz tabii ki ya. Onlar da insan yani. Tabii ki kınıyoruz yani. Askerimize, polisimize yazık değil mi yani? Günahtır ya. Devlet bu tedbir alması lazım. Çok güzel bir tedbir alması lazım. Öyle değil mi yani? Bomba yarın ama yarın şu an. Benim de bizim de şehidimiz var. Ne yapalım? Onun için devlet buna gereken neyse yapacak abi. Terör bütün dünya üzerinde lanetlenmesi gereken bir olay zaten. Biz de kınıyoruz inşallah bir daha böyle bir olaylar yaşamaz. Ülkemizde ve başka ülkelerde inşallah huzur içinde insanlar yaşar. Başka söylenecek bir şey bulamıyorum yani. Yani terörün bir şey kabul edilecek bir tarafı yok yani. Bütün herkes tarafından lanetlenmesi gereken bir olay yani. Terörün şeyi yok yani. Dini, ırkı bir şey yok yani. Kabul edilecek bir olay değil yani. Allah yapanların müstahını versin diyeyim yani. İnşallah vatanımız, milletimiz huzurlu içinde birlikteliğimiz sürer yani bundan sonra yani inşallah. Herkese yazdır, günahtır ya. Huzur içinde yaşaması daha güzeldir. Değil mi? Vallahi bir an önce bu terör olayının bitmesi lazım. Yoksa daha çok kan alır, kan dökülür. Ama üzülmesin yani. Bir şey bu. Ne diyebilirim ki? Kendini bilmez insanlar işte çıkıyorlar ortaya. Şu mis gibi, cennet gibi şu vatanı oyuncu diyorlar ya. Kıymetini bilmiyorlar. Başımızdaki, devletimizin başındaki insanların da hani ne kadar yaptıkları yapabilecekleri her şey ortada. Ama herkes yerinde sayıyor. Hiçbir şey herkesin aklındaki olduğu gibi, herkesin aklındakini yerine koyduğu gibi gelişmiyor maalesef. O kadar şehit veriyoruz. O kadar da can alıyoruz diyorlar ama bizim verdiğimiz şehitler kadar terörün canı alınmıyor maalesef. Ve bütün Türkiye'nin olsun, anne babaların olsun canı çok yanıyor. Düşünün tam canlar yediler ya. 30-35 kişi Allah'tan korkuları yok ya. Düşünün sen bu şey olmuyor, yapmazlar ya. Değil mi?